Şimdi sevgili arkadaşlar, burada sonuçları filtreli alanını yapacağız. Fakat bu filtreli alanı her kategoriye ait bir alan şekline bölünmesi gerekiyor. Yani şöyle ki biz bu alanları her kategoriye ait bir şekilde çıkartmamız gerekiyor. Yani bilgisayar kategorisinde CPU'su ne, RAM'i ne, grafik kartı ne gibi deyimler çıkartırken başka şeylere sonuçlara girmedim ama mesela bir elektroniğe veya bir telefona girdiği zaman akıllı telefon mu işte efendime söyleyeyim işte normal telefon mu gibi deyimler çıkartması gerek. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi bu dersimizde esas da bunu anlatacağım. Bunu yapabilmemiz için gidip de her kategoriye ayrı ayrı bölümler oluşturmayacağız tabii ki. Çünkü bir de akıllı bir bölüm olması lazım. Akıllı bir kod yazmamız lazım. Her kategoriye ait olan içeriklere buraya filtreleme alanlarını kendisi belirlemesi lazım. Bunu nasıl yapacak? Hani bizim daha önceden yapmış olduğumuz bir alan bölümü vardı. Nereden? Localhost'ye girişe girelim. Hani yönetim paneline giriyorum. Ürün işlemlerine giriyorum. Örneğin bilgisayara giriyorum. Bilgisayara girdikten sonra bir düzenle diyelim. Bakın burada özel alan yapmıştık, değil mi? İşlemcisi şu. RAM'i şu. Grafik kartı şu diye işlemler yapıyorduk. Bunlar da girmiştik. Her ürüne ait olarak aynı alanları girdik. CPU, RAM, grafik gibi girdik. Şimdi bu alanları okuyacak. Bu alanlara göre değerlendirme yapacak. En basit manasıyla SQL performansını düşürmeden, bilgisayar programımızın performansını düşürmeden bu işlemi yapabilmesi gerekiyor. Aklımıza şöyle bir şey geldi. Birden fazla tür düşünülebilir. Birden fazla işlem düşünülebilir. Ben şu yolu tercih ettim. Bu özel alanlara tekabül gelen şu alanlardaki ifadeleri alayım. Daha sonra bu ifadeleri buraya bir döngüleyeyim. O ifadeleri tekabül eden girilmiş olan değerler. Mesela bende bir AMD ile alakalı bir ürün yok ise, AMD ile alakalı bir ürün yoksa ben buraya girmeyeyim. Varsa burada gözüksün. Bu işlemleri yapabilmek için çeşitli SQL deyimleri kullandık. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Sonuçları filtreli alanına şöyle bir şey oluşturdum. Eğer get ile ilgili bir ID değişkeni gelmişse, çünkü ID nedir? Alt kategorinin geldiğini belirtir. Kategori gelmediyse bu işlem yok. Sorgumuzu oluşturuyoruz. Sorgumuza bir bakalım. Select Yıldız from ürünler ver. JS, JSON. Şimdi diyeceksiniz ki önceden bu J değil miydi? Neden JS oldu? Anlatayım. Navigate for MySQL programımızı açalım. Bakın şöyle bir şey yaptım. Stored prosedürlere geldim. J esasında bir float çıktısıdır. Yani string çıktısı sağlamıyor. Bunu ne yaptım? Kopyala yapıştırla JD'ye dönüştürdüm. Bir datetime çıktısı haline dönüştürdüm. Bir de JS'ye dönüştürdüm. Yani normal koymuş olduğum prosedürümün, fonksiyonumun çıkış tiplerini değiştirerekten işlem yaptım. Çünkü bu önemli. Çıkış tiplerini değiştirmeden burada bir float çıktısı elde edersiniz. Yani bundan bir çıktı esasında varchar olmaz. Yani karakter string çıktısı olmaz da bir float çıktısı olur. Sayısal çıktı olur. Bunu da niçin yaptık onu da söyleyeyim. Daha önce de söylemiştim esasında. Float'la sıralamayı yaparken float kullanmamız gerekiyor. Sayısal sıralama için float'u kullanırız. Fakat bize string deyimini çıkartmamız lazım. JS onun için string'e dönüştürdüm. Çıktısı string oluyor. Nedir o? JSON alanındaki üst bölümünün çıktısını string olarak al ve ID olarak değerlendir. Diyeceksiniz ki ID zaten sayısal değil midir? Sayısal, sözel fark etmez. Burada float da kullanılabilirdi esasında. Buraya JS yaptık. Evet. Bunu böyle yaptıktan sonra türü ürün olacak. Order by ID desk. Son girilen ürünün al ve bunu bir tane diziye dönüştür. Alan. Alanları alıyoruz ve bu alanları encode ediyoruz. Ve buna göre de listeliyoruz. Eğer bu alanlar varsa, böyle bir alan varsa, yani ürün varsa tabiri caizse, bu ürün varsa anlamına katıyor. Eğer ürün varsa iki nokta üst üste if'in diğer bir kullanımıdır. Sonuçları filtreleme alanını göster. Fakat işimiz bitmedi. Bloklar bölümünde şimdi bu alanları niçin aldık biz? Esasında şu buraya girmiş olduğumuz bir alanlar bölümü var ya.
Hani şu özel alanlar, şu alanın içerisinde bu deyimi aldık esasında. Bu deyimi almak için yaptık. Böyle bir deyimi aldıktan sonra bunu bir tane fonksiyon oluşturduk. Ne yapacağız biz? Esasında yapacağımız olay şu. Algoritmamız şu. Bu girilen ifadedeki şu baştaki bölümleri al ve bunu bir diziye dönüştür. Baştaki deyimleri al, bir diziye dönüştür. Bunun için ne yaptık biliyor musunuz? VD isimli, virgüllü dizi isimli bir fonksiyon oluşturduk. Siz başka bir şey diyebilirsiniz. Armut yazın. Bu dizinin içerisine virgüllü ifademizi, yani özel alandaki şu ifadeyi gönderiyoruz. Giren bu taraf. Exploit olarak virgüllerine ayırıyoruz. Daha sonra ikinci bir dizi oluşturuyoruz, array. Ve bir tane de k değişkeni oluşturuyoruz. Dizideki yere konumu belirtmek için. Her bir dizi elemanını for each ile sorgulayıp bir değişkene tabi tutuyoruz. Sonra bu değişkeni de ne yapıyor? Her bir değişkeni alıyor. Şu birinci değişken, şu ikinci değişken, yani dizinin her bir elemanı bu. Kaç tane eleman var burada? Pardon. Kaç tane eleman var burada? 3 tane. Her bir elemanı alıyor. O her bir elemanın içerisindeki şu eşittir ifadesindeki sol tarafı almamız gerekiyor. Bunun için ne yapıyoruz? Bir explode daha yapıyoruz. Daha sonra eşittirden bu alanı yazıyoruz. Daha sonra ikinci dizimizin k'nıncı elemanına. K'nıncı eleman nedir? Sıfırdır. Sıfırıncı elemanına bu alandan dönen sol tarafı yazacağız. Sol tarafı yazmak için şu. Bu elemanı bir dizi olarak kabul edin. Şu birinci eleman, şu ikinci eleman. Birinci eleman diziler sıfırdan başladığı için sıfırdır. Bu da birinci elemandır. Ben neyi alacağım? Intel'i almayacağım. Sıfır alacağım. Sıfır alacağım ve dizinin k'nıncı elemanına yazacağım. Daha sonra k'yı bir bir artıracağım. Ne olacaktır? Bu sonuna kadar artıracaktır ve diziyi sonuçlandıracaktır. Diziyi oluşturacaktır. Daha sonra diziyi de döndüreceğim. Dolayısıyla bu fonksiyonun sonucundan dizi ikinci dizi dönecektir. Ve bu diziyi de bloklar isimli bir diziye aktardım. Aktardıktan sonra for each bloklar, yani her bir bloğu bir blok olarak kabul et. Ve sonra işte dananın kuyruğunun koptuğu yer burası. Nasıl yapıyoruz? Grab by ile. Yani kalkıp 20 tane Intel gerildi. 20 tane Intel yazmayacak. Intel kaç tane girdiyse hep bütün Intel'leri bir grup haline dönüştürüp buraya yazacak. 20 tane AMD yazmayacak. Kaç tane AMD varsa onların hepsini bir grup oluşturup oraya yazacak. Ve dolayısıyla çeşit türlerine ne yapıyor? Buraya yazdırıyor. Bunu yapmak için JS string olarak JSON'un blok halini, yani atıyorum buraya ne girildi? CPU girildi. CPU'nun sonundaki değişkene göre işlem yapacak. O da ne yapacak? CPU AMD Core i5, i5 3 tane, i7 4 tane, Intel 5 tane, hepsini grupla teker teker yaz. Grab by'in anlamı bu. En sonda bulunur. Select yıldız from ürünler ver JS JSON üst. Üstü, yani üst kategorisi şu ID olanları, türü şu olanları ürün olacak. Grab by bu diyoruz ve sonucu çıktı diyoruz. Çıktıladığımız sonucu while döngüsüyle ne yapıyoruz? İşlem yapıyoruz. Yaparken yine onların değerlerini bir JSON encode'a tabi tutuyoruz. Daha sonra diyoruz ki eğer bu JSON deyimi bloğu bazen boş deyimler düşebiliyor. Boş deyimler şey yapılabiliyor. Nedir bu? Şimdi esasında biraz alt seviye bir şey. Sintaks gibi bir değer söz konusu. Burası boş girilebilir mesela. Yanlış olabilir veya boş alabilir. Böyle durumlarla karşılaşabilirsiniz. Boş olmaması durumunda bu işlemi yapmak gerekiyor. Bazen de böyle bir blok olmayabiliyor. Yani şimdi siz her ürüne bunu girmemiş olabiliyorsunuz. Mesela grafiği girmediniz farz edelim. Hata mı oluşması lazım? Hayır. Hata oluşmaması için de, daha doğrusu hata oluşuyor da, hatayı göstermemek için de et işareti kullanırsınız. Bu işlemi tamamlarsınız. Bunu yaptıktan sonra bir de yazdırma işlemini yaptığımız zaman işimiz tamamdır. Fakat henüz bir işlevselliği yoktur. Tıklayın istediğiniz kadar. Hiçbir işlevselliği var mı? Yok. Bunun için ne yapacağız? İşlevsellik yapacağız. Ne zaman? Daha sonra.